Karşı çıkmak yine söylüyorum çok daha. Ama karşı çıkılırken yağma, talan, peşkeş çekme, rant. Değerli arkadaşlar ne oluyoruz? Yani hakikaten ne oluyoruz ben anlamıyorum. Bir ilim valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak bir özensizliktir. Yani bunu da biz muhataplarımıza yakıştıramıyoruz. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık Başkanlığı'nda düzenlenen Saros Çalıştayı'nda Saros'un en büyük sorununun çok başlılık olduğu gündeme getirilerek bölgede alan başkanlığı kurulması önerisi gündeme getirilmiş, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu Saros'u rant açmayı planlıyorlar, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ise Çalıştay'da hiçbir siyasi olmaması bizleri aşırı şekilde rahatsız etti. Vali Bey diyor ki esas sorun çok başlılık. Vallahi Sayın Valim eğer siz başsanız ve çok başlılık varsa o da sizin sorununuz diyerek Çalıştay'ı ve alan başkanlığı önerisini eleştirmişlerdi. Söz konusu söylemlerle ilgili bugün basın açıklaması yapan Vali Kırbıyık, Çalıştay'da bölgedeki paydaşlarla yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. 7 aydır Edirne Valisi olarak görev yaptığı ve çeşitli gözlemlerde bulunduğunu belirten Vali Kırbıyık, Çalıştay'da alan başkanlığı konusunda öneride bulunduğunu ve öneriyi tartışmaya açtığını ifade etti. Ortaya atılan önerilerin tartışılmasından daha doğal bir şey olmadığını vurgulayan Vali Kırbıyık, ancak yapılan eleştirilerdeki söylemlere de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi hepinizin malum olduğu üzere cumartesi günü geçen günümüzde bir Saros Çalıştay'ı gerçekleştirdik. Yine iki etaplı gerçekleştirdik bu Çalıştay'ı biliyorsunuz. İlk etapta konunun tüm taraflarını davet ettik. Yani yerel yönetimler oradaydı. Yaşam Belediyesi, Enerji Belediyesi, İlözü İdaresi, muhtarlıklarımız, halk katılımımız oradaydı. Sivil toplum kuruluşları oradaydı, odalar, borsalar oradaydı, ilgili dernekler oradaydı, çevre dernekleri oradaydı. İşletmeciler oradaydı, otel işletmecileri, konaklama işletmecileri, kira işletmecileri, temsilciler herkese oradaydı. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları oradaydı, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz. Hep birlikte 3 saat Saros'la ilgili bir değerlendirmede bulunduk. Biz başlangıçta ben bir değerlendirmede bulundum. Kültür müdürümüz bir sunum gerçekleştirdi. Sonra 3 saat boyunca da o toplantıya katılan herkesin fikirlerini dinledik, önerilerini not ettik. Nasıl gelişim sağlanabileceğini hep birlikte tartıştık. Öğleden sonra bir oturum daha gerçekleştirdik. Orada da sabahki oturumda öne çıkan konularla ilgili olarak kısa vadede atılması gereken adımları kamu kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle birlikte tekrar ele aldık. Yaklaşık 7 aydır burada görev yapıyorum. Gözlemlerim oldu. Çalışmalarımız oldu, incelediğimiz dosyalar oldu. Yani ben de doğal olarak, ilim valisi olarak görüşlerde, önerilerde bulunma durumunda orada bu basın toplantısında, bu çalıştığım bu bölümde açıkladık. Tespit ettiğimiz avantajlar vardı, dezavantajlar vardı, bunları söyledik. Bir de bir öneri getirdik alan başkanlığıyla ilgili bir önerinin tartışılmasını istedik. Bakın şunu söylemedik, biz alan başkanlığı çalıştık, hazırladık, sunuyoruz, yapıyoruz demedik. Bu bölge için mevcut Türk idare sisteminde alternatifler şunlar dedi. Bir mevcut durum devam edebilir. Yani ilgili belediyeler, özel idareler, muhtarlıklar arasındaki bu yetkisel paylaşım devam edebilir. Eğer yetkisel bütünlük olmasını istiyorsak elimizde iki seçenek var Türk idare sisteminde. Bir büyükşehir modeli. Büyükşehir modeliyle ilgili mevcut kanun düzenlemede 750 bin nüfus şartı var. Bu 750 bin nüfusa ulaşana kadar Edirne bunu bekler. Ya da yine Türk idare sisteminde hali hazırda uygulanan alan başkanlığı modeline de geçmeyi bir teklif olarak, öneri olarak bulundu. Bunu yaparken temel amacımız, bakın bu bir fikir boyutunda. Daha henüz ete kemiğe bürünmüş, çalışması yapılmış, bakanlıklara taşınmış ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla burada bir noktaya getirmiş bir iş değil. Sadece konunun tüm taraflarının bilgisi olsun ve fikirlerini alalım. Ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Yani bu konunun tartışılmasına, bu toplantıda destekleyen de oldu, eleştiren de oldu. Olacak tabii, doğaldır. Yani herkesin bunu desteklemesi falan beklemiyoruz. Gördüğüm kadarıyla her siyasi partinin içerisinde destekleyen de var, karşı çıkanlar da var, farklı eleştirileri olan da var. Ama bu tartışmalar yapılırken değerli arkadaşlar, bazı kriterlerimizin, bazı sınırlamalarımızın olması lazım. Yani nedir bu sınırlamalar? Yani kişilik hakları ile ilgili durumlarımız var, kurumların saygınlığı ile ilgili sorumluluklarımız var, kamu yöneticilerinin gündelik siyasi tartışmaların dışına tutulmasına dair sorumluluklar var. Bakın dün bir siyasi partimizin Keşan İlçe Başkanı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Ben de gece gördüm, açıklamalar gördüm. Şimdi ifadelere bakıyorum. Yani karşı çıkmak yine söylüyorum çok doğal. Ama karşı çıkılırken yağma, talan, peşkeş çekme, rant. Değerli arkadaşlar ne oluyoruz? Yani hakikaten ne oluyoruz ben anlamıyorum. Bir fikri söylemişiz ve bu fikrin tartışılmasını arzu ediyoruz. Karşı çıkmak yine altını çizerek söylüyorum çok doğal hakkı. Herkesin çok doğal hakkı. Herkes karşı çıkabilir. Bunun Saros'a fayda getirmeyeceğini ifade edebilir. Zarar verebileceğini düşünebilir. Başka modeller önerebilir. Ama bir ilim valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak bir özensizlik. Yani bunu da biz muhataplarımıza yakıştıramıyoruz. Benim burada bir sorumluluğum var. Ben kamu kurumlarının buradaki en üst yöneticisiyim. Siyasi tartışmaların içerisinde bir aktör değil. Bundan uzak durmak için de elimden geldiğince özen gösteriyorum. Ama bu sorumluluk sadece bana ait değil. Siyasi aktörlerin de bu sorumluluğu aynı şekilde taşıması lazım.
Yani bir valinin önerisiyle ilgili olarak bir tartışma yapılacaksa buradaki söylenecek ifadelerin belli çizgiler içerisinde kalması hem kişilik hakları açısından son derece önemlidir hem o kurumların saygınlığı açısından önemlidir. Arkadaşlar ben Edirne valinin 204. valisiyim. Yani benden sonra da valiler gelecek. Benden önce de çok vali geldi. Biz bu bilinci içerisindeyiz. Buradaki sorumluluklarımızı biliyoruz. Ona göre de gayret ediyoruz. Ama bu yine ifade ediyor. Edirne valinin kurumsal saygınlığının korunması benim kadar buradaki diğer siyasi aktörlerini görevi. Bu sorumluluğa herkes riayet etmek durumunda. Dışına çıkılmaması özellikle herkesten istirham ediyor. Şimdi orada ne demişiz? Çok başta indirilmesi lazım. Şimdi benim ifade ettiğim husus bir hukuksal konu. Neyi söylüyoruz? Diyoruz ki mesela imar planlamasında yetki birden fazla idareye ait. İdareden kastım da değerli arkadaşlar imar planlarının onaylama yetkisi meclislere. Keşan Belediye Meclisi'nin bir imar planı onaylama yetkisi var. Enes Belediye Meclisi'nin imar planı onaylama yetkisi var. İl Genel Meclisi'nin imar planlarının onaylama yetkisi var. Şimdi bakın burada diyor ki muhatabımız vali olarak bu çok başlığı gidermek sizin göreviniz. Ya benden şunu mu bekliyorlar? Ben belediye meclisinin yerine geçeyim karar mı alayım? Arzu ediyorlarsa bunu da yani Türk hukuk sistemi izin vermiyor ama tartışalım nasıl yapacaksın? Yani burada belediye meclislerinin bir görevinden bahsediyoruz ve buradaki belediye meclisleri kendi görevini yürütürken elbette kendi değerlendirmelerini yapıyorlar. Ve birbirlerinin altlık veya üstlük ilişkisi olmadığı için planlar birbirinden bağımsız diyor ve sonuçta da bence bir bütüne hizmet etmiyor. Bunu ifade ediyoruz. Ama vali olarak benim görevlerimi hatırlatmak bence şık bir durum değil. Ben görevlerimi biliyorum. O görevlerin sınırları içerisinde kalmaya mümkün olunca özen gösteriyorum. Vali Kırbıyık, pek canlının siyasi parti temsilcilerinin çağrılmaması hakkındaki eleştirilerine de ben hangi toplantının kimler tarafından yapılacağını, katılımcıların kimler olacağını il başkanlarını mı onaylatacağım şeklinde yanıt verdi. Tüm belediyeleri konuyla ilgili, tüm yerel yönetimleri dahil. İl Genel Meclisi Başkanımız oradaydı. İl Genel Meclisi üyeleri oradaydı. Her siyasi partiden orada temsilci vardı. Yani değerli arkadaşlar, bu ilgili valisi olarak hangi toplantıyı kimleri davet edeceğimizle ilgili bizim de belli inisiyatiflerimiz oluyor. Ben hangi toplantının kimler tarafından yapılacağını, katılımcıların kimler olacağını il başkanlarına da moral atacağım. Böyle bir düzen mi olacak? Yani orada ben herkesin temsilcisinin olduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Bak yine söylüyoruz, yani kamuoyuna açık bir şekilde paylaştık. Ortada bir ete kemiğe bir çalışma yok. Fikrini herkes beyan edebilir. Siyasi partilerin il temsilcileri de birlikte, ilçe temsilcileri de birlikte. Herkes bu konuda görüşünü bildirebilir. Ama nereye, kimi nasıl davet edeceğimizle ilgili bizim de kendimize ait devletimizin usul ve esaslar var. Ona uygun şekilde devam edelim. Ben insanların yaptığı faaliyetlere kimi nasıl davet ettiklerini karıştırırsam bu konuda herkes aynı nezaket göstermesini bekliyorum.